Selam arkadaşlar videoya hoş geldiniz. Bugün sizlere sokak beslemesi yaparken nelere dikkat edeceğiz ve çantamızda neler olması gerektiği hakkında bilgi vereceğim. Videoyu izlemeden önce kanala abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Beslemeye gitmeden önce çanta içerisinde yeterli miktarda mama ve su koymalıyız. Fakat mamalarda sadece kuru mama olmamalı. Çünkü besleme bölgesinde henüz daha kuru mama yiyemeyecek derecede yavru kedi olabilir. Yine aynı şekilde ağzında iltihap ve diş eti hastalıkları olan kediler de olabileceğinden dolayı bu yüzden yanımızda yaş mama olması gerekiyor. Besleme yaparken yanımıza almamız gereken en önemli ikinci unsur ise tabaklar olmaktadır. Çünkü besleme bölgesine gittiğimiz zaman ortam çok temiz olmuyor. Bu yüzden kedilerin daha sağlıklı bir ortamda mama yiyip su içebilmeleri için yanımızda karton tabak bulundurulmalı. Ben genellikle plastik tabak kullanmıyorum ve kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü çok uzun seneler boyunca doğada var olduğundan dolayı doğaya zarar veriyor. Bu yüzden karton tabakları tercih ediyorum. Karton tabak kullanırken de iki çeşit karton tabak alıyorum. Bir tanesi kare karton tabaklar. Bunları sadece mama vermek için kullanıyorum. Diğerleri ise çorbalar için kullanmakta olduğumuz tabaklar. Bunların içerisine de su koyarak onlara yardımcı oluyorum. Birçok kişi besleme yaparken maalesef yanında tabak kullanmıyor. Bu yüzden mamaları ortamdaki kirli bölgelere bırakıyorlar. Ve bu mamaları yiyen kirlilerde özellikle böbrek hastalıkları olmaya başlıyor. Eğer bulunduğunuz yerde yanınızda tabak yoksa mamaları daha temiz bir ortama koyabilirsiniz. E, mamaları toprağın üzerine koymasının kediye hiçbir faydası yok. Sadece o anlık karnını doyuruyor fakat akabininde onda böbrek rahatsızları çıkmaya başlıyor. Bu yüzden besleme bölgesine gitmeden önce yeterli miktarda karton tabak almayı ihmal etmeyin. Esneme bölgesine gitmeden önce çantamızın içerisinde tıbbi bakım malzemelerini koymalıyız. Fakat çantamızın kapasitesi çok fazla olmadığından dolayı gereksiz malzeme kullanımından kaçınmalıyız. Şimdi sizlere çantamızın içerisinde olması gereken malzemelerin listesini vereceğim. Çantamızın içerisinde göz damlası, bağışıklık arttırıcı şuruplar, enjektör, ağız ve diz sağlığı problemi çeken kediler için ağız şurubu, özellikle presi olan kediler için iç ve dış parazit ürünleri, yaralı olan bir kedi için yara kremi ve pamuk olması gerekmektedir. Besleme sonrasında kendi sağlığımızı da düşünmeliyiz. Bu yüzden çantamız içerisine ıslak mendil ve havlu koymalıyız. Besleme bitiminden hemen sonra bu ürünleri kullanmalıyız. Şimdi sizleri besleme bölgesinde yapılan sık yanlışlardan bahsedeceğim. Maalesef birçok kişi sokak kedileri için çiğ tavuk ciğeri, salam, sucuk ve sosis vermektedir. Bunlar kedilerde yüksek miktarda parazit yapıyor. Ve bu yüzden e, aslında kedilere yardımcı olmak isterken onlara zarar veriyoruz. Kedilerin yemiş olduğu salam sosis gibi ürünler kedilerin diş etlerinde kaldığı için ve kediler bunu temizleyemediği için birkaç gün sonrasında dişlerde çürüme, ağız ve diş eti iltihapları başlıyor. Özellikle yapılan yanlışlardan bir tanesi de kedilere süt vermek. Markette satılan sütlerde yüksek miktarda laktoz olduğu için kediler bu sütleri sindirmekte güçlük çekiyorlar. Bu yüzden kediler için kesinlikle süt verilmemelidir. Eğer annesi olmayan bir kedi var ise özel olarak satılan süt tozlarını kullanmalıyız. Eğer süt tozu alacak imkanımız yoksa ya da yakın çevremizde süt tozu satan bir yer yoksa marketlerde laktozsuz olarak satılan sütlerden almalı ve bunları su ile karıştırıp kedilere vermeliyiz. Eğer videoyu bu kısma kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Aşağıda bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalıma destek olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. İyi günler diliyorum.